Levent Yılmaz Banka, Bankalar ve Bankacılık Geçtiğimiz hafta meclise getirilen bankacılık kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve bu hafta Başında bankaların aldığı ücret ve komisyonlara ilişkin yapılan yeni düzenlemelerle Türkiye'deki bankalar konusu yeniden tartışılmaya başlandı. Böylelikle Türkiye'deki bankalar ve bankacılık anlayışına ilişkin eleştirel yazılar yazan bir akademisyen olarak elime yeni bir fırsat geçmiş oldu. Zira her fırsatta mevcut bankacılık anlayışının reel sektörün önünde engel teşkil eden uygulamaları olduğunu hatırlatmanın çözüm için önemli bir adım olduğu kanaatini taşıyorum. Avdagiç neden isyan etti? Türkiye'deki bankacılık anlayışının tek taraflı uygulamalarından en çok etkilenenlerin başında reel sektör geliyor. Hal böyle olunca da meslek kuruluşlarının temsilcilerinin ifadeleri daha fazla önem kazanıyor. Bu bağlamda geçen hafta sonu konuşan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdak için ticari kredilerini düşen faiz oranlarıyla yenilemek isteyen firmalar özel bankaların %5'e varan erken kapama komisyon engeliyle karşılaşıyor ifadesi dikkatimi çekti. Aldagüç piyasada ortalama ticari kredi faiz oranlarının gerilediğini bunun üzerine firmaların bankalarının kredi borcu erken kapama ve faiz indirimi talepleri olduğunu ancak özel bankaların buna yaklaşmadığını ifade ediyor. Yine geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yurt gezilerinde kendisine en çok şikayetinin özel bankalardan geldiğini söylemişti. Elbette serbest piyasa koşullarında bankalara şunu yap, bunu yapma deme gibi bir durum söz konusu olmaz. Ancak bankalara kamusal bir görevi yerine getirmeleri için imtiyaz veren devletin ilgili düzenleyici ve denetleyici mekanizmalarının bu işin çerçevesini çizmesine de kimse itiraz etmemeli. Ücret ve komisyonlardaki yeni düzenlemeler ne? Hafta başında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB İşlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2400'den 51'e indirildi. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonlar sayısı da 16'ya düşürüldü. Yanlış okumadınız. 2400 farklı komisyondan bahsediyoruz. Yani bir banka bir ticari müşterisinden 2400 farklı kalemde komisyon alabiliyordu ki bu biraz abartılı ifadeyle neredeyse banka şubesinden içeri adım atmanızın ücrete tabi olduğunu anlamına gelebilir. Daha önceki pek çok yazımda bankaların faiz dışı gelirlerinin yüksek olmasının neden kötü bir durum olduğunu ifade etmiştim burada tekrarlamak istemiyorum ancak bu ücret ve komisyonlarının hem sayısının hem de oranlarının azaltılmasının reel sektör açısından ne anlama geldiğini bilmek için plazalardan çıkıp sanayi sokaklarında dolaşmanız kafi olacaktır. Ayrıca Avdak için isyan ettiği konuda da iyi bir haber var. Yine aynı düzenlemeye göre ticari kredilerde halen %2 ile 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda %1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda %2'ye düşürüldü. Albayrak'ın açıklamasından yansıyanlar. 2019 yılında bankaların faiz dışı gelirleri 206,2 milyar TL oldu. Bu rakam bir önceki yılın rakamından %37 daha fazla. Bu rakamın içindeki ücret ve komisyonların tutarı ise 2019'da %35 artarak 65,6 milyar TL oldu. Söz konusu gelirlerin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı %61,8. O zaman şöyle soralım. 2019'un 2.6 ayında özel bankaların neredeyse hiç kredi vermediği gerçeğini de göz önünde bulundurursak bu alanda düzenleme yapmaktan daha doğal ne olabilir? Hafta başında yapılan söz konusu düzenlemenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atılan adımların vatandaşların hukukunu korumaya ve maliyetlerini düşürmeye yönelik olduğunu ifade etti. Yazımın başında da söylediğim üzere Türkiye'deki bankacılık anlayışında ciddi sorunlar var. Sistemin sadece kredi verme tarafı değil, gelirler kısmında da ciddi sıkıntılar var ve bu son düzenlemenin bu anlamda oldukça ciddi etkisi olacağı aşikar.